fanatik. Galatasaray'da Markao krizi ve gece yarısı transfer operasyonu. Galatasaray'da transfer süreci son dönemde büyük bir hız kazandı. Sarı Kırmızılılarda Sergio Oliveira'nın transferinin bittiği süreçte Markao krizi yaşandı. Okan Buruk'un imzasının ardından Abdülkerim Bardakçı ve Kazımcan Karataş'ı transfer eden Galatasaray'da transfer çalışmaları hızlandı. Sarı Kırmızılılarda gece yarısı düzenlenen operasyonla Sergio Oliveira takıma dahil edildi. Öte yandan Süper Lig devinde Markao krizi yaşandı. Gece yarısı operasyonu. Galatasaray, Porto ile oturduğu pazarlık masasından istediğini elde ederek kalktı, Sergio Oliveira iş imzaya kaldı. Sarı Kırmızılılar, geçen sezonu Roma'da kiralık olarak tamamlayan tecrübeli futbolcu konusunda istediğini aldı. Milano'da bulunan Sportif Aş Başkan Vekili Erden Timur, Portekiz'e gitmeden işi bitirdi. Timur ve menajerler arasında süren pazarlık sıkı pazarlık sarı kırmızılılar açısından zaferle sonuçlandı. Bir balık restoranında başlayan görüşmelerde ilk etapta sonuç çıkmadı. Ancak ikinci bölüm Erden Timur'un otelinde devam etti. Porto ile 4 yıllık sözleşmesi bulunan oyuncunun 12 milyon euro çıkış maddesi bulunuyordu. Bu nedenle iki kulüp arasındaki pazarlık bu rakamla başlamıştı. Portekiz ekibi 10 gün önce bonservis bedelini 8 milyon euro'ya düşürmüştü. Bunun sonrasında taraflar önceki gün masaya 6 milyon euro ile oturdu. 6-7 saatlik pazarlıkta zafer Galatasaray'ın oldu. Sarı kırmızılılar 12 milyon euro ile başlayan Portoyu 3 milyon euro garanti paraya ikna etti. Bunun dışında bazı bonusların da bulunduğu ifade edildi. Oyuncu bugün özel uçakla İstanbul'da olacak. Sergio ile küçük pürüz. Cimbom ile prensip anlaşmasına varan Sergio Oliveira son anda pürüz çıkardı. 30 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın sunduğu 3 artı 1 yıllık anlaşmayı kabul etmedi, Porto ile 4 yıllık net kontredi bırakıyorum, diyerek 4 sezonda diretti. Bu nedenle pazarlık biraz daha uzarken, sarı-kırmızılılar, Portekizli oyuncunun şartlarını kabul etti. Ve Sergio, yıllık 2 milyon 750 bin euro ve bonuslar karşısında 4 yıllık anlaşmaya, tamam, dedi. Fenerbahçe de istiyordu. Sergio Oliveira, Fenerbahçe teknik direktörü George Jesus'un da istediği isimlerden biriydi sarı lacivertliler, bu transfer için Porto ile iki kez görüştü. Ancak Portekiz kulübü, 8 milyon euronun altına inmedi. Bunun üzerine Fenerbahçe, pahalı bulduğu bu futbolcunun transferinden vazgeçti. Galatasaray'a prim vermedi. Cimbom'un Avrupa kampına gitmeyen isimlerden biri, Marka oldu. Herkes bunu, Sevilla transferinin kesinleşmesinden dolayı algıladı. Ancak Brezilyalı stoperin, Galatasaray yönetimini köşeye sıkıştırma adına böyle bir yola başvurduğu ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı teknik heyet, Marco'nun transferi henüz kesinlik kazanmadığı için onu da kamp kadrosunun içine almıştı. Bu durum, Brezilyalı futbolcuya da iletildi. Fakat, Galatasaray yönetimi, dün kulübe gelen bir mail karşısında şaşırdı, kaldı. Marco, tüm alacaklarım ödenmeden kampa gitmem, diyerek, işi adeta sarı-kırmızılıları tehdit boyutuna götürdü. Jim Bond buna rağmen alacaklarını hesaba yatırdı. Sadece 500 bin euroluk prim verilmedi. Çünkü Galatasaray yönetimi, ısrarla Sevilla'ya gitmek isteyen bon bonservis bedeli dışında, bu primden de fedakarlık yapmasını istemişti. Bu nedenle de 500 bin euro ödenmedi. Ancak Marco, buna rağmen parasının tam olarak hesaba yatmadığını gerekçe göstererek, Avusturya'ya gitmeyeceğini iletti. Yapılan bu çirkin hareket, Galatasaray yönetiminde büyük şaşkınlık yarattı. Sarı Kırmızılıların, dün yapılan görüşmede Marco'nun bon servisi için İspanyol kulübü ile 12 milyon eurosu garanti, diğer kısmı da bonuslar olmak üzere 15 milyon euroda el sıkıştığı, ancak yaşanan bu olaylar nedeniyle transferin hala masada kaldığı vurgulandı. Transferin büyük olasılıkla tamamlanması beklenirken, yaşanan durumun Sarı Kırmızılı yönetimi çok üzdüğü ifade edildi. 6 numaraya Idrissa Gueye. Galatasaray'ın 6 numaradaki birinci hedefi Idrissa Gueye oldu. William Carvalho ile ilgilenen Sarı-Kırmızılıların önceliğinin Paris Saint-Germain forması giyen Gey olduğu belirtildi. Şu an tatilde bulunan futbolcunun yarın döneceği ve ilk etapta kulübüyle sözleşmesini uzatmak için masaya oturacağı vurgulandı. Senegalli oyuncu anlaşma sağlayamazsa Jimbo ile görüşecek. Şimdi sıra Umut Bozok'ta. Forvet arayışını sürdüren Galatasaray Süper Lig'de geçen yılın gol kralı olan Umut Bozok için girişimlerini hızlandırdı. Bon servisi Fransa 1. Ligi takımlarından FC Lorient'te bulunan oyuncu için görüşmeler Milano'da gerçekleşti. Sportif Aş Başkan Vekili Erden Timur, oyuncunun menajeriyle yıllığı 700 bin eurodan 3 artı 1 senelik anlaşma sağladı. Sarı Kırmızılılar, şimdi de Fransız ekibinin bon servisi için istediği 3 milyon euroyu, %50 düşürerek, 1.5 milyon euroya indirmek için çalışıyor. Hürriyet Kazımcan Karataş'tan iddialı açıklamalar. Umarım mayıslar bizim olur. Yeni sezon öncesi hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentine bağlı Bad Waltersdorf kasabasında devam eden Galatasaray'da sabah antrenmanı öncesinde yeni transfer Kazımcan Karataş basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Galatasaray'a transfer olduğu için heyecanlı olduğunu dile getiren Kazımcan Karataş, ilk röportajımda söylediğim gibi bu şanlı formayla sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Tabii heyecanlıyım. Burada olduğum için mutluyum. Umarım hem benim hem de Galatasaray ailesi için güzel başarılara imza atarım. Sonu da inşallah bizim için olumlu olur diye konuştu. Bu aile ortamında bulunduğum için ben de huzurluyum. Takım arkadaşlarının kendisini çok iyi karşıladığını ifade eden genç sol bek ilk günden beri sıcakkanlılığı ve aile ortamını bana hissettirdiler. Kampa geldik. Kampta aynı şekilde sohbet muhabbet devam ediyor. Gerçekten sıcakkanlı karşıladılar beni. Bu aile ortamında bulunduğum için ben de huzurluyum şeklinde konuştu. Sol bekte kendimi daha rahat hissediyorum. Sol bölgesinde kendisini daha rahat hissettiğini belirten Karataş, Geçen sezon sol bek ağırlıklı bir sezon geçirdim. Okan Hoca ile bu konu hakkında daha konuşmadık. Ama Okan Hocam bana saha içinde nerede görev verirse elimden geleni yapacağımı hocamıza da izah etmek istiyorum zaten. Sol bekte öne çıkışlarda kendimi daha rahat hissediyorum, daha güvenli oluyorum. Bu yüzden sol bekte kendimi daha rahat hissediyorum. Sahada kendimi özgüvenli hissediyorum. Çünkü öne çıkışlarım olsun, takıma katkı vereceğim anlarda olsun önümdeki, sağımdaki, solumdaki oyuncu iyi olduğu sürece bana katkı veriyor. Ben de onlara katkı verdikçe daha iyi şartlar oluşuyor ve daha iyi maç çıkartıyorum ifadelerini kullandı. Geçen sene iyi bir sezon geçirdim. Futbol kariyerine nasıl başladığı hakkında gelen bir soru üzerine genç oyuncu şöyle konuştu. 6 yaşında 6 ayda futbol okuluna gitmiştim. Sonrasında 6 yaş gruplarında oynadım. Sonrasında A takım. Tabii herkesin hayali orada A takımda oynamak. Herkese nasip olmuyor. Geçen sene iyi bir sezon geçirdim. Ardından Galatasaray'a transfer oldum. Mutluyum. A milli takıma çağrılarak süre bulmak istiyorum. Milli takım hedefi hakkında da konuşan Kazımcan Karataş, her basamağı tek tek geçmek lazım. Birden çıkarsak düşmesi de o kadar kolay olabiliyor. Şu ana kadar U16, U17, U19'da oynadım. Son olarak Ümit milli takıma çağırıldım. Yavaş yavaş A milli takıma çağırılarak süre bulmak istiyorum diye konuştu. 88 numaralı formayı giyeceğim. Yeni sezonda 88 numaralı formayı giyeceğini söyleyen Karataş aslında bir önemi yok. Güzel, hoş bulduğum bir numara. Bu sene Galatasaray'da 88 numaralı formayı giyeceğim dedi. Okan Hoca Türk futbolu için değerli bir isim. Transferi öncesinde teknik direktör Okan Buruk ile görüştüğünü sözlerini ekleyen Kazımcan Karataş sözlerini şöyle sürdürdü. Okan Hoca takip ettiğim bir hocaydı. Türk futbolu için değerli bir hocamız. Onunla çalıştığım için ayrıca mutluyum. Hoca ile görüştüğümüz zamanlarda bana sıcakkanlılığını hissettirdi. Galatasaray'ın nasıl büyük bir aile olduğunu bana söyledi. Ben de bu şartlar oluştuğu takdirde Galatasaray forması giyeceğimi söyledim. Şartlar oluştu ve şimdi buradayım. Umarım uzun yıllar bu formaya hizmet ederim. Umarım mayıslar bizim olur. Galatasaray taraftarlarına yeni sezon öncesinde mesajı sorulan Kazımcan Karataş sözlerini şöyle noktaladı. Taraftara mesajım ilk maçtan son maça kadar bizi desteklesinler. Onların bize güvenini, inancını sahada yansıtarak elimizden geleni yapacağız. Takım olarak bunun bilincindeyiz. Sol bekte de Galatasaray'a katkı vereceğimi düşünüyorum. Tabii farklı bölgelerde de şans bulursam elimden geleni yapacağım. Umarım iki taraf için de hayırlı olur. Taraftarlarımızla dün buluştuk. Buraya indiğimiz zaman büyük camianın parçası olabilmek için elimden geleni yapabileceğimi bir kez daha hissettim. Bize inansınlar, güvensinler. Biz onlar için savaşacağız, onlar da bizim için tribünde savaşsınlar. Umarım mayıslar bizim olur. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.